Bu videoda soy gazların elektron dizilişini kullanarak diğer elementlerin elektron dizilişlerini yazmayı öğreneceğiz. Özellikle de ana grup yani baş grup elementleri üzerinde duracağımızı söyleyebilirim. Aslında bunu tabii ki işimizi kolaylaştırmak için yapıyoruz. Çünkü geçiş metalleri ya da lantanitlerle uğraşacak olursak işimiz biraz zorlaşıyor. Bu yüzden onları bu videoda işlemek istemiyorum. Soy gaz gösterimini kullanmak aslında oldukça basit. Yapacağımız ilk şey elimizdeki atomdan ya da iyondan hemen önce gelen soy gazı bulmak. Hemen önce gelen derken elimizdeki elementten önce gelen soy gazı bulmamız gerektiğinden bahsediyorum. Öyleyse bir periyot üste çıkıp en sağa gitmemiz gerekiyor. Çünkü bütün soy gazlar burada bulunuyor. Soy gazı bulduktan sonra tek yapmanız gereken onun sembolünü köşeli parantez içine alıp sonraki elektronları her zaman kullandığınız yönteme göre yerlerine yerleştirmek. Bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorsanız önemli değil. Şimdi yapacağımız birkaç örnekle her şeyi açıklık kazanacak. Buna emin olun. Başlamadan önce bu elementlere neden soy gaz denildiğini tekrar bir hatırlatmak isterim. Bu elementler oktet kuralına uyuyor. Yani tam dolu orbitelleri var. Bu nedenle de çok reaktif değiller. İstedikleri sayıda elektrona sahip oldukları için de elektron alıp vermek istemiyorlar. Bu yüzden kimya derslerinde gördüğümüz tepkimeler hep soy gaz olmayan, yani oktetini tamamlamak isteyen elementler tarafından başlatılır. Bu videoda yapacağımız ilk örnek silikon olacak. Silikon periyodik tabloda karbonun tam altında yer alıyor. İlk olarak bütün elektron dizilişini yazalım ki sonradan soy gaz gösterimiyle karşılaştırmak imkanımız olsun. Eğer en baştan yani hidrojenden başlarsak 1s2, 2s2, 2p6. Bunların s elektronları olduğunu çünkü s orbitalinde bulunduklarını biliyoruz. Bunlar da p elektronları çünkü p orbitalinde bulunuyorlar. Neyse en son 2p6'da kalmıştık. Ondan sonra gideceğimiz yer 3s2 olacak. 2 tane daha elektronumuz kaldığına göre vardığımız yer 3p2. Silikonun elektron dizilişi de işte bu şekilde. Şimdi aynı şeyi soy gazların elektron dizilişini kullanarak kısaltalım ve ikisini karşılaştıralım. Silikondan hemen önce gelen soy gazı bulmak için bir satır üste çıkıp sağa doğru gidiyoruz. Evet Silikondan önceki soy gaz neonmuş. O zaman neonu köşeli parantez içine alıyoruz. Sonra da neondan sonra gelen elektronlarla devam ediyoruz. Yani bir alt satıra geri dönüyoruz. Neonun içermediği elektronlar buradaki 3s2 ve buradaki 3p2 elektronları. Şimdi bu yazdığımız iki elektron dizilişini karşılaştırma zamanı. Gördüğünüz gibi bu noktaya yani 3s2 ve 3p2'ye kadar olanlar bize zaten neonun elektron dizilişini veriyor. Öyleyse hepsini yazmamıza gerek yok. Neon yazarsak zaten bunu belirtmiş oluruz. Tabi bir yandan da bunu gören birinin neonun elektron dizilişini bildiğini de varsayıyoruz. Fark edebileceğiniz bir diğer nokta ise köşeli parantez dışına kalan elektronların esasında değerlik elektronları olmaları. Yani soy gaz gösterimini kullanmak bize değerlik elektronlarının yerlerini de açıkça göstermiş oluyor. Oldukça kullanışlı bir iş yaptık. O zaman yeni bir örneğe daha bakalım mesela kalsiyuma. Kalsiyum periyodik tabloda tam burada. Bu sefer elektron dizilişini yazmamıza gerek yok. Sadece soy gazların elektron dizilişini kullanarak yazalım. Kalsiyumdan hemen önce gelen soy gaz için yine bir satır yukarı çıkıp sağa ilerliyoruz. Bulduğumuz soy gaz argon. O halde argonu köşeli parantez içine yerleştiriyoruz. Peki hangi elektronlar argonda yok? Aşağı geri iniyoruz ve S elektronlarımız olduğunu görüyoruz. Hatta iki tane. Yani 4S2. Kalsiyumun elektron dizilişi de işte bu kadar. Bir de kalsiyumun oktet kuralına uyup uymadığına bakalım. Kalsiyumun değerlik elektronlarının bunlar olduğunu biliyoruz. Eğer orbitalleri tam dolu olsaydı zaten soy gazların elektron dizilişine sahip olurdu. Yani ya argona benzerdi ya da kriptona. Bu durumda kalsiyum oktetini tamamlamak için iki elektron kaybetmeyi tercih edecek gibi duruyor. Yoksa bir sürü elektron almayı denemesi hatta 10 artı 6 yani 16 elektron almayı denemesi gerekiyor. Kalsiyum 2 elektron kaybettiği zaman kalsiyum 2 artı katyonuna dönüşecek. Bu şekilde elektron dizilişini yazmak çok kısa ve kolay. Çünkü buradaki iki değerlik elektronunu kaybetmesi gerektiğini biliyoruz. Hatta böylece argonun elektron dizilişine ulaşmış olacağını da söyleyebiliriz. Buraya bakarsak kolaylıkla söyleyebileceğimiz gibi kalsiyumun 2 artı katyonu da oktetini tamamlamış olacak. Soy gazların elektron dizilişini kullanmanın kısa olma avantajının yanı sıra bu şekilde değerlik elektronlarının hangileri olduğunu gösterme gibi avantajı da bulunuyor. Yani atomunuzun okteti tam dolu olsun ya da olmasın bunu rahat bir şekilde görmenize olanak sağlıyor.